Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde en son kaldığımız videodan devam edeceğiz. Biz en sonki videomuzda ne yaptık? Simple past tense'i bir tekrar ettik. Onunla ilgili soruları çözmeye devam ettik. Burada da bazı kurallar var. O kuralların üstünden geçeceğiz. Daha sonra bazı reading parçalarımız var. O reading parçalarını inceleyeceğiz. Boşluk doldurmalı sorularımız var. Bunların hepsini bu dersimizde yapacağız ve simple past tense'in konu tekrarını ve soru çözümlerini bitireceğiz. Burada gördüğünüz gibi bir speaking part var. Diyor ki, compare yourself to the Inca children, tell the class. Aslında bu bir konuşma çalışması. Fakat biz bunu reading şeklinde gerçekleştireceğiz. Bizden ne istiyor? Kendinizi Inca çocuklarıyla kıyaslayın. Compare, kıyaslamak demek. Yourself de kendiniz demek. Kendinizi Inca çocuklarıyla kıyaslayın ve tell the class, sınıfa söyleyin. Biz de buradaki reading parçalarını inceleyeceğiz ve fiillerin nasıl çekimlendiğine bakacağız. Daha sonra da bu metinleri çevirerek aslında kendimizi Inka çocuklarıyla kıyaslamış olacağız. Metnimize bakalım ne diyor? When I was 8, I had lots of books. When iken anlamındaydı. Ne zaman yani? I was 8. 8 yaşındayken I had lots of books. Bir sürü kitabım vardı. Burada benim geçmiş zaman çekimlerim was ve had. Have fiilini had şeklinde çekimlemiş. To be fiilini de, yardımcı fiilini de was şeklinde çekimlenmiş. Çünkü bu fiillerin geçmiş zaman çekimleri pozitif cümlelerde bu şekilde değişiyor. Çünkü bunlar irregular, yani düzensiz fiiller. Devam edelim. Inca children didn't have books. Inca çocuklarının kitapları yoktu. Didn't koyduktan sonra benim fiilimin birinci halini koymam gerekiyor. They had wooden toys. Wooden, tahtadan yapılmış, işte tahta anlamına geliyor. Neleri varmış? Tahtadan oyuncakları varmış. Yine have fiiline pozitif cümle olduğu için had şeklinde çekimledim. I could read and write when I was 8, but Inca children couldn't. Tekrar bir when kalıbım var. When I was 8, 8 yaşındayken I could read and write. Okuyup yazabiliyordum. Fakat Inca children couldn't. İnka çocukları yapamıyordu. Neden couldn't'dan sonra bir fiil gelmedi ve noktayla bu cümleyi bitirdi? Çünkü ben zaten birinci cümlede fiillerimi kullanmışım. I could read and write diyerek neyi yapıp neyi yapamadığımı söylemişim. Burada couldn't dediğim zaman ben bu cümlenin, yani bu İnka çocuklarının neyi yapamadığını birinci cümleden anlıyorum. Buradaki couldn't aslında read ve write fiillerini refer ettiği için bunu tekrardan söylemem gerek yok. Yani şöyle de söyleyebilirim. I could read and write when I was 8, but Inca children couldn't read and write. Şeklinde de söyleyebilirim ama çok böyle aynı fiilleri tekrar tekrar kullanmak istemiyorsam couldn't diyerek bırakabilirim. Ne olması şartıyla? Bir önceki cümlede bana bu fiilleri vermiş olması, yani refer etmiş olması şartıyla. Şimdi metnimizin devamına bakalım. Ancient Inca children had wooden toys. İnka çocuklarının tahtadan toys'ları vardı. Had olduğu için işte olmuştu, şöyleydi, böyleydi, vardı, yoktu, gitti, geldi şeklinde geçmiş zamanda çeviriyorum. They didn't have books made of paper. Burada made of bir şeyden yapılmış olmak demek. Yani made of paper'da kağıttan yapılmış books, kitapları yoktu. Çünkü didn't have demiş. They could cook, farm and fish. They could cook, yani could'un zaten can'in geçmiş olduğunu, yani bir kabiliyetin geçmiş zaman olduğunu biliyoruz. Yemek yapabilirlerdi, çiftçilik yapabilirlerdi ve balık tutabilirlerdi. Inca children couldn't read or write because Inca writing didn't exist. Inca çocukları couldn't read or write. Okuyup yazamazlardı. Because, çünkü Inca writing, Inca yazısı didn't exist. Henüz var olmamıştı. Exist var olmak demek. Didn't koyduğu zaman da birinci haline çekti. Their favorite toys were spinning tops. Yani onların en sevdiği toys'lar bu dönen toplar var ya. Onlardanmış. Their favorite food was corn. En sevdikleri yiyecek mısırdı. Burada niye was kullandım? Çünkü benim başka bir fiilim yok. Başka bir fiile de ihtiyacım yok. Ben burada bir isim cümlesi yapıyorum. En sevdikleri yiyecek mısırdı. İşte ben dün yorgundum, ben dün hastaydım, bir durum bildiriyor. Burada herhangi bir actual verb, yani
Gerçek bir fiile ihtiyacı olmadığı için fiilsiz de bir cümle kuramayacağıma göre ben bu yüzden be fiilini was'a çekerek bir yardımcı fiil kullandım. Çünkü isim cümlesi yapmak istiyorum. Mısır'dı. En sevdikleri şey ne? Mısır. Bu yüzden cümlenin öznesi Mısır olduğu için ben burada yardımcı fiilimi kullanarak bir isim cümlesi yapmış oldum. Their favorite things were board games. Burada da were demiş çünkü things'ten bahsediyor. Şeyler, en sevdikleri şeyler. Sadece think deseydi de s eksik koymasaydı was olacaktı. Ama burası çoğul olduğu için were board games demiş. Devam edelim. Read the table. How do we form or use simple past simple of regular verbs? When do we use this tense demiş. Burada simple past tense'in tablosunu vermiş bize. Birinci cümlede diyor ki read the table. How do we form or use the past simple of regular verbs? Düzenli fiillerin, bakın yani sadece sonuna ed gelen fiillerin geçmiş zamanda nasıl çekimliyoruz veya nasıl kullanıyoruz sorusunu sormuş ve bunun da cevabını vermiş. We form the past simple of regular verbs with a noun, subject pronoun, plus base form of the verb plus ed. Yani ben öznemi koyduktan sonra base form of the verb fiilimin de birinci halini koyup sonuna ed takısı koymam gerekiyor. Peki when do we use this tense? Ne zaman bu zamanı kullanıyoruz? We use the past simple for actions which happened at a certain time in the past, stated or implied demiş. Yani biz belirli bir zamanda, at a certain time, belirli bir zaman olmak zorunda. Bunu birazdan daha ayrıntılı anlatacağım. Belirli bir zamanlarda gerçekleşen eylemler için simple past kullanıyoruz. Tablomuza bakalım. Pozitif cümlelerde I, you, he, she, it, we, they hiç fark etmez. Burada önemli olan şey neydi? Benim fiilimi düzenli mi, düzensiz mi diye çekimlememdi. Biz şu an burada regular verbs'lere yani düzenli fiillere bakıyoruz. Bu yüzden hepsinin ed olması gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Öznemle bir işim yok. He, she, it'e göre değişmiyor. I, you, we, they göre değişmiyor. Play fiilim regular bir verb olduğu için sonuna ed takısı koydum. He diyelim. He played basketball yesterday. Dün basketbol oynadı. Negatif cümlelere geldiğimde yine öznem hiç fark etmiyor. Ben her zaman negatif kullanmak istediğimde didn't koymak zorundayım. Daha sonra da fiilimi birinci haline çekmek zorundayım. Pozitif cümlelerde ne yapıyordum? ED takısı koymamla birlikte ben bunu geçmiş zaman çekimlediğimi gösteriyordum. Burada da didn't kullandığım için negatif de didn't yardımcı kelimesini kullandığım için burada zaten negatif anlamı veriyor. Bu yüzden benim fiilimi tekrardan ED takısıyla çekimlememe gerek yok. Çekimlersem yanlış bir kullanım söz konusu. Ne diyor? He didn't play football yesterday. O dün futbol oynamadı diyorum. Pozitif cümleler ve soru ve negatif cümlelerin farkını unutmamanız gerekiyor. Çünkü pozitiflerde fiillere, özneye bakmaksızın ed takısı gelirken negatifte didn't ve fiilin birinci hali, sorularda da did'i başa aldıktan sonra yine fiilin birinci halini kullanıyorum. Yani pozitiflerde ed takısı, negatifte didn't fiilin birinci hali, soruda did fiilin birinci hali. Did'i başa aldım soru sormak istediğim için. Öznelerim yine fark etmez. He'de de, she'de de, it'te de hep did olmak zorunda. Play fiilin birinci hali. Play tennis yesterday. Did you play tennis yesterday? Dün tenis oynadın mı? Short answer'lara geliyorum. İlla evet ben dün tenis oynadım. Hayır ben dün yemek yemedim şeklinde cevaplamak zorunda değiliz. Günlük konuşmalarda yaptım yapmadım hayır gibi short answer'ları veriyoruz. Burada da öyle. Yaptıysam eğer, örneğin Did you play tennis diye biri bana sordu. Ben de yes I did dedim. Eğer pozitifse did kullandım. Eğer oynamadıysam da no I didn't şeklinde kısa cevaplarımı veriyorum. Formumuzda fiil artı ed takısı. Use'a geldik. We use the past simple for actions which happened at a certain time in the past, stated or implied demiş. Bana da he watched TV last night örneğini vermiş. Burada at a certain time yani belirli bir zaman kısmını size daha ayrıntılı söyleyeceğimi söylemiştim. Şimdi şöyle bir şey var. Simple past tense'te geçmiş zaman ben yapılan eylemin ne zaman yapıldığını tam kesin bir tarihle, kesin bir saatle biliyorum. Mesela dün, mesela geçen ay, saat 5'te, 2 ay önce bunlar hep kesin zamanlar. Bu zamanlarla birlikte de simple past tense kullanıyorum. Örneğin
watched TV last night. Geçen akşam televizyon izledi. Sorumu sormuş. When? Ne zaman? Cevabım belli. Last night. Zamanı söylemiş. Şimdi he didn't listen to music. Müzik dinlemedi. Burada bir zaman var mı? When diye sorduğumda last night olduğunu anlıyorum. Time implied. Yani zaman ima edilmiş. Çünkü he watched TV last night. He didn't listen to music. Yani geçen akşam televizyon izledi. Müzik dinlemedi. Ben zamanını kesin bir şekilde imply ettiysem de simple past tense kullanıyorum. Spelling rules'lara bakalım. Verbs ending in e buna di gelir. Ne demek? Eğer benim fiilim e ile bitiyorsa benim formum neydi? Fiilden sonra ed takısı koyayım. Yani ed takısını koymam lazımdı. Ama benim fiilim eğer zaten e ile bitiyorsa mesela like gibi bu sefer sadece d koymam yeterli. İki tane e söylemiyorum. Mesela like ya. Buradaki e olmasaydı e de koyacaktım. Fakat zaten like e ile bittiği için sadece d takısı koymuş oldum aslında. Verbs ending in consonant yani ünsüz genellikle de %90 y harfiyle bitenlerde y düşer ve ied takısı gelir. Mesela try fiiline örnek vermiş. Try bakıyorsunuz hepsi ünsüz harf. Ve benim ed takısı koyabilmem için bir ünlü harfe ihtiyacım var aslında. Eğer böyle hepsi ünsüzse ve Y'den önce bir ünlü gelmiyorsa Y'yi düşürüp İED takısı koymam lazım. Neden %90 dedim? Çünkü burada benim play örneğim var. Play örneği de yani bu fiil de Y ile bitmiş. Fakat ben buradaki Y'yi düşürüp İED koymamışım. Çünkü Y harfinden önce zaten burada bir ünlü var. Yani benim bunu söylemem zaten kolay. Bu yüzden Y'yi düşürüp İED takısı koymama gerek kalmıyor. Geldik zaman zarflarına. Yesterday afternoon, morning, last week, last night, last week, last month, 2 days, weeks ago. Ben bu ago'yu gördüm zaten önce demek. Simple past olduğunu anlıyorum. Dün öğleden sonra, dün sabah, geçen hafta, geçen gece, geçen ay, 2 gün önce, haftalar önce gibi. Bu gibi zaman zarflarıyla da ben simple past'tan kullanıyorum. Örnek cümlelerimize bakalım. Did John invite you to his party 2 days ago? 2 gün önce zamanın bakın belli certain time. John seni partisine davet etti mi? Yes, he did. Evet, etti. Bir short answer verdi. İlla ki yes, he invited me to his party demedi. Did he clean the house after the party? Bakın did başta, clean burada birinci halinde. He öznemde ortada. Partiden sonra evi temizledi mi? No, he didn't. Short answer ben buradan ne anlıyorum? Hayır, temizlemedi anlamını anlıyorum. İlla clean fiilini kullanmak zorunda değilim. We all helped to clean the house yesterday. Bir certain time vermiş. Dün biz hepimiz we all helped ed takısı koymuş to clean the house. Dün hepimiz temizlemesine yardım ettik. I washed all the dishes. Bütün bulaşıkları ben yıkadım. Öznem I olduğu için wash fiiline de ed takısı geldi. Who cooked the food? Bu bir soru cümlesi. O zaman sizin aslında şu an şöyle bir soru sormuş olmanız gerekiyor. Soru cümlelerinde biz fiili yalın halinde bırakmıyor muyduk? Burada neden ed takısı geldi? Ed takılarının soru cümlelerinde ne işi var? Böyle bir kullanım yoktu diye. Şöyle ki ben eğer karşımdaki kişiye soruyorsam o oynadı mı, bu geldi mi, bu gitti mi diye soruyorsam benim zaten öznem belli. Yani kimi sorduğum belli. Mesela did you play? Sen oynadın mı? Did he walk? O yürüdü mü şeklinde. Ama ben burada zaten özneyi soruyorum. Yani kim yaptı diyorum. Burada da his mom did. Annesi yaptı diyor. Benim öznem belli değilse ve ben özneyi bulmaya yönelik soru soruyorsam neyle sormam gerekiyor? Who ile sormam gerekiyor. Who'dan sonra da geniş zamanda fiillere s takısı gelir. Geçmiş zamanda da ed takısıyla gelir soru cümlelerinde. Yani who varsa fiilimi birinci halinde bırakırsam ben hangi zaman olduğunu anlayamam. Burada ed takısı gelmesinin sebebi benim hangi zamandan bahsettiğimi anlatabilmek için. Ben özneyi bilmiyorum. Özneyi bulabilmek için who ile soruyorum. Bu yüzden de benim ed takısı koymam gerekiyor. Who cooked the food? Yemeği kim pişirdi? Nereden anlıyorum pişirdi diye sordum. Buradaki ed takısından. His mom did. Ne dedik? His mom cooked demek zorunda değilim.
Hizmam did dediğim zaman buradaki did bir şey yapmış. Ne yaptığını ben nereden biliyorum? Bana sorduğu sorudan. Bana kim pişirdi diye sordu. Ben de hizmam did dedim. But John baked the cake. Ama John pastayı pişirdi. It tasted delicious. Tadı harikaydı. It was great. Everybody enjoyed it. Herkes eğlendi. I'm sorry I missed it. Miss özlemek şeklinde biliyorsunuz. I miss you gibi. Ama miss'in ayrıca kaçırmak anlamı da var. Yani I missed it. Üzgünüm kaçırdım. Yani partiye gelemedim anlamında. Devam edelim. Fill in the gaps with the words from the list in the correct form. Buradaki boşlukları bu listedeki kelimelerin uygun formlarıyla, correct form, doğru formlarıyla çekimleyerek boşluklara yerleştirmemizi istiyor. Bunu yapabilmek için ilk önce biz bir fiillerimizin anlamlarını gözden geçirelim. Compose, bestelemek demek. Müzik bestelemek, müzik yapmak gibi. Paint, boyamak. Bir tablo için veya bir fotoğraf, resim için bu paint fiilini kullanabilirsiniz. Die, ölmek demek. Use, kullanmak. Be zaten benim yardımcı fiilim olmak. Fakat ben bunu olmak şeklinde çevirmiyorum demiştim size. Eğer bir isim cümlesi yapmak istiyorsam, bir durumdan bahsediyorsam be fiilini çekimleyerek kullanıyorum. Live de yaşamak demek ve ben Leonardo da Vinci'den bahsedeceğim. Ne ile? Regular verbslerle past simple'lı bir metin oluşturacağım. Bakalım Leonardo da Vinci bana boşluk vermiş. Buraya bir fiil gelecek. In Italy, nearly 500 years ago. İtalya'da nearly yaklaşık olarak demek. İtalya'da yaklaşık olarak 500 yıl 500 yıl önce ne yapmış olabilir? Yaşamış olabilir. O zaman yaşamak live fiilini correct formuyla. Geçmiş zamandan bahsediyorum. 500 yıl öncesinden bahsediyorsam nasıl çekimleyeceğim? Lived şeklinde çekimleyeceğim. He, fiilim gelecek buraya. Brilliant artist. Çok zeki bir artistmiş. Çok parlayan bir artistmiş. Bakın burada bir fiil yok. Ben burada bir durumdan bahsediyorum. O şöyle bir artisti. Bir isim cümlesi. O zaman benim yardımcı fiil kullanmam gerekiyor. Be fiilini kullanmam gerekiyor. Nasıl kullanacağım? He'ye göre. Çekimi nasıldı? Geçmiş zamanda was veya were gelmeliydi. He olduğu için de was gelmeli. He was a brilliant artist. He, boşluk, pictures. Pictures'lar. Buradaki fiillerden hangisiyle yapılabilir? Paint fiiliyle. Nasıl çekimleyeceğim? Painted. Pictures and blah blah music. Music'te hangi fiilde kullanılabilir? Buradan en uygun olanı composed. Müzik besteledi. Leonardo was also an inventor. Bakın was vermiş. Leonardo bir şeymiş. Neymiş? Also an inventor. Ayrıca bir mucitmiş. He had hundreds of ideas and he made 130 pages of notes. Neyi varmış? Had fiilini geçmiş zamanda çekimlemiş. Bir şey varmış demek ki. Yüzlerce fikri varmış ve ne yapmış? 130 bin sayfalık notları varmış. Not çıkarmış yani. Leonardo bla bla in 1519. 1519'da ne olmuş olabilir? Ölmüş olabilir. O zaman die fiilini kullanacağım. Hangi çekimle? Died çekimiyle. Bakın burada benim die fiilim E harfiyle bittiği için bir önceki sayfada görmüştük. Ne demiştik? Sadece D harfi getirmem yeterli. 1519'da öldü Leonardo, but he is still famous today. Fakat o neymiş? Famous, ünlü demek. 1519'da ölmesine rağmen hala ünlüymüş. In 2001, people in Norway, even blah blah, Leonardo's nose to build a bridge near Oslo. 2001'de Norveç'teki insanlar ne yapmış? Leonardo'nun notlarını Oslo yakınlarında bir köprü kurmak için ne yapmış olabilirler? Kullanmış olabilirler. Use fiili. Geçmiş zaman çekimi regular verbs olduğu için ed gelecek. Use e ile bittiği için de sadece d gelmesi yeterli. Yeni örnek cümlemiz var mı? Hayır, zaten biz bu cümleleri yapmıştık. Devam edebiliriz. Şimdi read the text again and correct the false statements. False statements buradaki bilgilerin yanlış olduğunu söylüyor. Leonardo da Vinci died in 1525.
1525'te öldü demiş. Bu doğru bir bilgi mi? Hayır. Sonra bunu hemen düzeltmiş. Negatif bir cümle yapmış. Demiş ki Leonardo da Vinci 1525'te ölmedi. Sonra pozitif bir cümle yapmış ve ne zaman öldüğünü söylemiş. 1519'da öldü şeklinde. Yani bize burada verilen cümlelerin hepsi yanlış bilgi. Biz bunları ilk başta hayır bu böyle değil. Gerçi bu şekilde şeklinde üstteki gibi örnekteki gibi yapacağız. Leonardo da Vinci lived in Spain. İspanya'da yaşadı diyor. Bu doğru bir bilgi mi? Hayır. Daha demin metinde görmüştük. Diyeceğiz ki İspanya'da yaşamadı. Örnekten bakalım. Leonardo da Vinci nasıl diyeceğim yaşamadı? Negatif cümleyi didn't'la kuracağım. Benim fiilim de live. Burada died fiilini negatif olduğu için die birinci haline çekmiş. Ben de lived fiilini negatif olduğu için birinci haline çekeceğim. Didn't live in Spain. Peki şimdi nerede yaşadığını söyleyeceğim. Diyeceğim ki he lived kullanacağım çünkü pozitif bir cümleye geldim. He lived in Italy. He didn't live in Spain. He lived in Italy. He was a brilliant astronaut. Diyor ki çok zeki bir astronottu. Astronot muydu daha demin ki? Metne baktık. Yanlış bir bilgi. Diyeceğim ki o brilliant bir astronot değildi. Bu sefer was fiiliyle birlikte bir negatif yapmamı istiyor. Yani negatif ekim ne? Not. Was not veya wasn't diyeceğim. He wasn't a brilliant astronaut. Brilliant neydi? Bir artistti. Diyeceğim ki o brilliant bir artistti. He was a brilliant artist. He wasn't a brilliant astronaut. He was a brilliant artist. He had a few ideas. Had, biliyoruz, have'in geçmiş hali. Neyi varmış? Birkaç tane fikri varmış. Bu doğru bir bilgi mi? Hayır. O zaman şimdi diyeceğim ki onun birkaç tane fikri yoktu. Nasıl söylüyorum? Negatiflerde didn't kullanıyorum. He didn't. Had mi diyeceğim? Hayır. Bunun have fiili olduğunu biliyorum. O yüzden birinci halinde bırakmam lazım negatif cümle yaparken. He didn't have a few ideas. Yüzlerce fikri vardı diyeceğim. Pozitif bir cümlede he had hundreds of ideas değil mi? Aynen öyle. He didn't have a few ideas. He had hundreds of ideas. Yüzlerce fikri vardı. Beşinci soruya geldik. People in Sweden use his nose to build a bridge. Bu bilgi neden yanlış? Çünkü onun notlarını yani bir köprü yapmak için notlarını kullanan kişiler İsveç'tekiler değildi. Norveç'tekilerdi. Şimdi benim İsveç'teki insanların onların notlarını kullanmadığını söyleyeceğim. Kullanmadı diyeceğim. Nasıl söyleyeceğim? People in Sweden ile başlıyorum. Bu benim öznem. Used'u negatif haline çekiyorum. Didn't use his nose to build a bridge. Kim yaptı? People in Norway used bla bla bla. He didn't use his nose to build a bridge. People in Norway did. Bakın, biraz önce bunu kult örneğinde anlatmıştım. Burada da İsveç'teki insanların yapmadığını söylemiş. People in Norway did. Norveç'teki insanlar yaptı. Pozitif bir short answer cümlesi kurmuş. Neyi yaptığını nereden anlıyorum? Birinci cümleden anlıyorum. Birinci cümlemde bana use fiilini vermiş. Demek ki buradaki did bu use fiilini karşılıyor. Eğer fiilin kendisini kullanmak isteseydim used diyecektim. Used'dan sonra da his notes to build a bridge deyip cümleyi uzatacaktım. Cümleyi uzatmamak için did şeklinde de kesebilirim. Şimdi benden burada karışık verilen cümleleri bir sıraya dizmemi istiyor ve bunların hepsinin bir soru cümlesi olduğunu söylüyor. Ondan önce bakıyorum. Yeni bir cümlem yok. Tamam, o zaman devam edebilirim. Birinci sorudan başlayalım. Yani şuradan başlayalım. Burada ne yapmış? Soru cümlesi olduğu için did vermiş burada. Leonardo da Vinci live in France demiş. Did'i başa almış. Öznesi ortada. Fiili de birinci halinde bırakmış. O zaman benim bunun hepsini bakın sonunda soru işareti olduğuna göre ne yapmam gerekecek? Did'leri başa almam gerekecek. Birinci cümledeki did'imi başa aldım. Tamam, bu gitti. Buraya koyalım. Did he paint pictures? Zaten did'i başa aldıktan sonra cümlenin doğrusunu bana verdi. Did he paint pictures? Ne yaptım? Did başta, öznem ortada. Daha sonra fiilimin birinci haline bıraktım. Buraya bakalım. Burada da yine did'i başa koymam gerektiğini biliyorum. Did'i başa koydum. Daha sonra ne koymam lazım? Öznemi. Bu cümlenin öznesi hangisi? He
Peki fiilini bulmam lazım şimdi. Compose mu, music mi? Music bir isim. O zaman did he compose music demem gerekiyor. O müzik besteledi mi anlamında? Buraları tıklanmıyor. En sonunda doğru cevaplarına bakarız. Şimdi burada yine did'i bulmam lazım. İşte buldum ortada. Did. Did'i koydum. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Öznemi bulmam gerekiyor. Did he? Benim fiilim hangisi? Make. Zaten daha sonra cümlenin devamı kendiliğinden geldi. 150 bin sayfalık not mu yaptı şeklinde bir soru sormuş oldum. Burada yine did'i buldum. Burada did başta olmalı. Daha sonra benim öznemi koymam lazım. Öznem ne? He. Daha sonra da fiilimi koymam lazım. Fiilim die mı? Bu rakam mı yoksa in mi? Die ölmek demek. Demek ki did he die in 1519? 1519'da öldü mü diye sormuş olduk. Yıllarla birlikte yani yıl söylerken yıldan önce in getirilir. Bunu da bilin. Şimdi buraya geldim. Önce did'i bulmalıyım. Tamam, did kısmı kolay. Bu cümledeki özneyi bulalım. People var, in var, use var, Leonardo's var, Turkey var, notes var. Şimdi buradaki fiilin cümlesi, pardon, buradaki cümlenin öznesi Leonardo mu, people mu? Çünkü burada isim var, burada da insanlar var. Benim bu gibi karışık bir cümlede kelimelerin anlamlarını bulup acaba kim hangi işi yapmış, yani işi yapan kişi acaba hangisi diye bir bulmam gerekiyor. Burada bana ipucu Leonardo's demiş. Leonardo'nun, demek ki Leonardo'nun bir şeylerini, insanlar, use fiilim var. Birinci benim bulmamı sağlayan şey Leonardo's. Leonardo'nun buradaki es takısı sahiplik. Bir de kullanmak fiili. Demek ki Leonardo'nun bir şeylerini insanlar kullanmış. Demek ki ben öznemin burada people olduğunu anladım. Dedi başa aldım. People'ı koydum. Peki bu Turkey nereye gelmeli ki? Yani nereye gelebilir? Şöyle söyleyebilirim. Türkiye'deki insanlar. Yani buradaki people ve Turkey'nin aslında birleşik olması gerekiyor. Did people in Turkey? Turkey'yi de buraya çektim. Did people in Turkey? Buraya kadar ne yaptım? Sadece did'i ve öznemi buldum. Öznem ne? Türkiye'deki insanlar. Bunu ayrı bir şekilde yazmam mümkün değil. Bu bir tamlama çünkü. Dedim başta sonra fiilimi koymam lazım. Fiilim zaten buraya gelmiş. Türkiye'deki insanlar kullandığımı neyi? Leonardo's notes. Burası da doğru bir şekilde yerleşmiş. Şimdi bize burada sorular vermiş. Biz bu soruları metne göre cevaplandıracağız. Fakat bizim short answer yapmamızı istiyor. Did Leonardo da Vinci live in France? Fransa'da yaşadı mı? No, he didn't. Neredeydi? He lived in Italy. Did he paint pictures peki? Resim yaptı mı? Yes, he did. Biz yaptığını biliyoruz. Peki, did he compose music? Did başta he ortada compose fiilim var. Müzik besteledi mi? Yes, he did. Bunu yaptığını da biliyoruz. Did he make 150,000 pages of notes? 1500 sayfalık notları var mıydı? Bize metinde bununla ilgili bir bilgi vermemişti. O zaman no he didn't. Bunu uzun yazmak isteseydim ne demem gerekecekti? No he didn't make 150 pages of notes bla 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 diye. Bunu yes he nasıl yapacaktım? Bu pozitif bir cümle. Benim fiilimi sadece ikinci haline çekmem gerekecekti. Yani yes he composed music. Burada da did he paint pictures? Yes, he. Did'i kaldırıp ne yapacaktım? Painted pictures diyecektim. ED takısı koyacaktım. Bunu uzun cümle yapmak isteseydim. Hayır, Fransa'da yaşamadı diyecektim. No, he didn't live in France şeklinde. Peki, did he die in 1519? 1519'da öldü mü? Evet, bana metinde 1519'da öldüğünün bilgisini vermişti. Yes, he did. Uzun cümle yapmak isteseydim. Yes, he died. Buradaki die fiilini ED takısıyla çekimleyerek in 1519. Yes, he died in 1519. 1519'da öldü. Peki, did people in Turkey use Leonardo's notes? Türkiye'deki insanlar bu notları kullandı mı? Neredekiler kullanmıştı? Norveç'tekiler kullanmıştı.
Peki ben bunu uzun yapmak isteseydim ne diyecektim? No, they didn't use fiilimin birinci halini kullanacaktım. Leonardo's notes. Hayır, Türkiye'deki insanlar onun notlarını kullanmadı şeklinde yapacaktım. Şimdi, burada bana bazı fiiller vermiş. Diyor ki, what did or didn't your partner do yesterday afternoon? Use the phrases to find out. Burada aslında bu bir speaking part. Karşımızdaki kişiye sormamız gerekiyor. Bunu aslında konuşmamız gerekiyor. Ama biz sadece sorularını soralım ve cevaplarını da kendimiz verelim. Örneğimize bakalım. Did you play football yesterday afternoon? No, I didn't demiş. Yani biz hep karşımızdakine soracağız. Neyle? Yesterday afternoon şeklinde. Nasıl yapacağız peki? Diyeceğiz ki önce did'leri başa koyacağız. Daha sonra öznelerimizi, yani biz hep karşı tarafımızdakileri sormak istediğimiz için you şeklinde. Daha sonra da burada bize verilen phrase'leri, kalıpları söyleyerek geçmiş zamanda soru cümleleri yapacağız. Cevapları verirken de short answer'ı da söyleyebiliriz. Fiilleri tek tek söyleyerek de cevap verebiliriz. O zaman watch TV şeklinde karşımızdakine soralım. Did'i başa koymamız gerektiğini biliyorum. Karşımdakine sorduğum için de you demem gerekiyor. Did you? Geriye ne kaldı? Benim fiilim kaldı. Watch TV. Sen televizyon izledin mi? İzledim diyelim. Yes I did. Ya da izlemedim dersem no I didn't şeklinde söylüyorum. Sen televizyon izledin mi dün öğleden sonra? Yes I did veya yes I watched da diyebilirdim. Hayır, izlemedim televizyon demek isteseydim. No, I didn't watch TV diyecektim fiilime. Ne yapacaktım? Birinci haline bırakacaktım negatif cümle yaptığım için. Have a picnic diyeceğim de karşımdakine. Sen piknik yaptın mı? Ne zaman? Yesterday afternoon da ekleyebilirim. Did'le başlıyorum soru sorduğum için. Karşımdakine sorduğum için öznem you. Daha sonra have a picnic. Did you have a picnic yesterday afternoon? Yes I did veya no I didn't şeklinde cevap veriyorum. Uzun cevap vermek istersem yes I had a picnic. Pozitif cümle olduğu için ne yapıyorum? Geçmiş zaman çekimliyorum had şeklinde ama no I didn't have a picnic. Yine fiili birinci haline çekiyorum. Diğer öznem listen to music. Karşımdakine soracağım. Did you? Did you ile başlayacağım. Sonra fiilimin birinci halini koyacağım soru olduğu için. Did you listen to music? Yes I did ya da no I didn't. Ben niye I ile cevap veriyorum? Çünkü karşımdaki bana soruyor. Hani sen yaptın mı? Ben de cevaplarken hayır ben yaptım veya yapmadım demem gerekiyor. Yes I did. Short answer. Evet müzik dinledim demek isteseydim. Yes I listened to music demem gerekecekti. ED takısıyla. Hayır müzik dinlemedim demek için de. No I didn't listen to music. Listen fiilini birinci haline bırakacaktım. Play computer games, bilgisayar oyunları oynamak. Bu sefer he diye soralım. Yani karşımızdakine sormayalım biz. O bilgisayar oyunları oynadı mı diyelim. Did ile başlayacağız. Yine bu sefer you yerine sadece he kullanacağız. Did he? Sonra fiilimdeki yani phrases direkt söyleyeceğim. Did he play computer games? O bilgisayar oyunları oynadı mı? Cevap verirken de yine o şeklinde cevap vereceğim. Hayır o oynadı veya oynamadı şeklinde. Burada tekrar you ile sormuş ve yine I ile cevap vermiş. Bilgisayar oyunları oynadı demek isteseydim. Yes, he played computer games. Oynadı, ED ile çekimleyecektim. Hayır, oynamadı demek isteseydim. No, he didn't play computer games demem gerekecekti. Have a shower, duş almak demek. Tekrar karşımızdakine soralım. Sen duş aldın mı? Did you? De başlıyorum artık. Çünkü did başta olmalı. Özne ortada. Sonra fiilimin birinci hali gelmeli. Did you have a shower yesterday afternoon? Dün öğleden sonra duş aldın mı? Yes I did veya no I didn't. Uzun cümle yapmak istersem Yes I had a shower because have fiilinin çekimi had olur. Ama duş almadım demek isteseydim no I didn't have a shower şeklinde çekimlemem gerekirdi. Bu sizin hangisi kolayınıza gelirse bu şekilde cevap verebilirsiniz. Short answer'lar da daha çok kullanılır aslında konuşma dilinde. Hangisini seçmek isterseniz bu konuda özgürsünüz. Şimdi dersimizin sonuna geldik. Bir önceki dersimizde tekrar simple past tense ile ilgili soruları çözmeye başlamıştık. Yarısında kalmıştık. Bu dersimizde de oradan devam ettik.
Bu dersimizde ne yaptık? Simple past tense'in regular verbs'lerinin nasıl kullanıldığına bir tekrar baktık. Her cümlede ne şekilde çekimlendiğine baktık. Bazı metinlerimiz vardı ve bu metinlerde simple past tense'lerin nasıl çekimlendiğini gördük. Bu cümlelere ne şekilde çevirmemiz gerektiğini gördük. Daha sonra boşluk doldurmalı ve yerlerine koymalı sorularımızı da yaptık ve bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.